Muhabir olan abimi sen misin? Evet benim. Sor abi ya abi. Reis, abi benim gitmem ateist lazım. Müslüman mıyım değil miyim konusuna gelince ben de deistim. Ben gidiyorum, görüşürüz. Deist. Hadi gidelim. Evet deistim. Allah'a inanıyorum, dinleri inkar Hocam, ediyorum. İslam'a inanmıyorum diyorsun ama Allah'a inanıyorum. Evet. Değil mi? Deizm bu. Senin sadece İslam'a değil, ben Hristiyanlığa da, Yahudiliğe hiçbir de... Hiçbir dine inanmıyorum. İnanmıyorum. Peki özellikle, hani burası Müslüman bir coğrafya ya. Olabilir. Özellikle seni İslam'dan soğutan nedir? Bunu öğrenmek isterim. Bu coğrafya olabilir mi mesela? Mesela? Meselasını söyleyeyim hocam. Söyle. Şimdi son zamanlarda IŞİD dediğimiz bir terör örgütü peydalandı. IŞİD İslam'ı temsil etmiyor. Tamam olabilir. Ben İslam'ı temsil ediyor diye bir şey de demedim zaten. Söz konusu şu hocam. İslamiyet'te insan öldürülmez. İnsan insanı öldürmez. Doğru mudur hocam? Bütün dinlerde bu böyledir. Allah'ın yarattığı kulu sadece Allah alır. Savaş halinde bir zulmün bitirilmesi için insan öldürülebilir. Savaş halinde bir zulmün bitirilebilmesi için zulüm dediğimiz mazlumlara sahip çıkabilmek için insan zulüm öldürülebilir. Zulüm dediğimiz nedir? Zulüm zalimin mazluma baskı yapması. Hangi ayette yazıyor? Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın diyor. Bu savaşın değişik şekilleri vardır. Bu yeri gelir bunu anlatırsın. Karşında insanı alırsın. Ona tebliğde bulunursun. Hocam. Güzelliği anlatır. Yıl olmuş 21. yüzyıl. Kötülükten nehy edersin. Yıl 3000 de olsa bu böyledir yani. Bu devirde din uğruna savaşabilecek pek de insan yoktur. Toprak uğruna savaşılır, menfaat uğruna savaşılır. Yani çok zordur şu dönemde gerçekten din uğruna savaşabilecek toplum azdır. Dinsizlik uğruna savaşanlar var. Kim savaşıyor hocam? Onlara ne diyeceksin? Kim savaşıyor? Dinsizlik, din uğruna savaşanların karşısına çıkıp dinsizlik uğruna savaşanlar var mı? Şu an hocam din uğruna savaş olduğunu söyleyebilir misiniz? Bak şimdi, IŞİD'i sen bir kere İslam'ı İslam'ı temsil ediyormuş gibi baz alamazsın. DEAŞ'ta bak Allah Resulü'nün... İslam'ı temsil ediyor yok, demedim. Allah Resulü'nün... Yok. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerif var. Diyor ki ahir zamanda diyor bir zümre çıkacak diyor. Bunların diyor işte Kur'an'ı çok güzel okuyacaklar diyor. Sakalları uzun olacak diyor. Vesaire. Ama okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Bugün IŞİD'i ele aldığımız zaman gerçekten de IŞİD'in İslam'a verdiği zararı bugüne kadar ne Amerika verdi. IŞİD'in destekçisi de Türkiye'de. Evet şimdi bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi DEAŞ örgüt müdür? Burada herkes terör örgütüdür değil mi? Terör. İnsanları katledendir. Evet. Biz de bunu diyoruz ki bunlar insanları katlediyor. Evet. Onun için mi silah çekiyor onları vuruyor? Mazlumları koruyor. Şu an nerede? Suriye'de değil mi? Can Dündar'ın laflarıyla yola çıkma. Terör örgütü kabul ettik mi DEAŞ'ı? Kuvvetleriyle. Ettik. Peki hele bu terör örgütünü kim temizleyecek? Birileri temizlemesi lazım, öldürmesi lazım değil mi temizlenmesi için? Kim yapacak bunu görevi? Kim yapacak? Herkes üstüne düşeni yapacak. O zaman demek ki öldürülmek varmış. Hocam, tamam, şu var. Varmış demek ki. Hazreti Ali Radyoğlu'nun zamanında aynı böyle çıktı hariciler. Aynı bunlar gibi Kur'an okuyorlar. Bunlar gibi oruç tutuyorlar. Peygamberimiz onlar için nasıl bahsediyor? Onları görseniz diyor, öğle namaz kılıyorlar ki huşu içinde. Kıskanırsınız diyor. Güzel namaz kılıyorlar ama kalplerinde iman yok. Neden? Hamile kadının karnını deşiyor. Gidiyor bir tane bahçeden üzüm düşmüş yere bahçenin dışına almış onun eline. Diyor ki bu helal mi haram mı onu tartışıyor. Ulan hamile kadının karnını deşmişin. Hangisi daha zararlı? Hazreti Ali Radyoğlu'nun ne yaptı? Bunların hepsini temizledi. Ne varmış demek ki? Kötüyü öldürmek varmış kötüyü İslam'da. Öldürmek. Eğer zulmediyorsa insanlara, insanların ne karnını deşiyorsa... Öldürmek var. Öldürmek de aslında olmamalı. Nasıl öldürmek olmamalı? Nasıl temizleyeceksin abi? Şöyle söyleyeyim hocam. Ne yapacağım? Bakacağım mı onu? Hayır. Abdullah Öcalan gibi. Bir saniye. Konuyu bayağı bir dağıttık abi. Allah Allah. Deizmden giriyoruz reis. Sen neden deist oldun? Anlattın işte bazılarının sebeplerini. Sebepler çok abi. Önceden Müslüman mıydın? Kesinlikle. Şartlar seni zorladı. Evet. Yani birilerine kızdın. Birilerini kızmama gerek yok. Yani yaşanan bir takım şeyler. Anlat bakalım o takım şeyleri. Yani en basit örneği. Ama DEAŞ bizim örneğimiz değil ki. Tamam, peygamberimiz hayır. Zaten onlardan bahsederken. Hocam bir şey soracağım. İyi ben, şekilde bahsetmiyor. Tamam o zaman şöyle yaparım. Ben sorularla size geleyim. Siz de cevaplayın olur mu öyle? İslamiyet'in ilk yayıldığı zamanlarda, ilk çıktığı zamanlarda teknoloji namına hiçbir şey yoktu. Evet. Doğru mudur? Televizyon, radyo, telefon hiçbir şey yoktu. İslamiyet bütün insan alemine... Yeryüzüne gönderildi, doğru mudur?
Peki o dönemde Kuzey Kutbu'nda yani kutupta yaşayan insanlar düşünüldü mü? Düşünüldü tabii. Sahabe gitti oralara. Kutupta 6 ay gündüz 6 ay gece. Orada oruç tutmak isteyen, namaz kılmak isteyen bir insan zaman nasıl ayarlayacak? Kutuplarda ya kutup ayıları ya da penguenler yaşıyor. Onlar da namaz farz değil onlara, sıkıntı yok. Kutuplara yakın bölgelerde evet bu 6 ay gündüz 6 ay gece olan yerler var. Ama onlar da en yakın yere uyuyorlar. En yakın uyuyorlar hocam. En yakın hangi bölgeye? Tamam. En yakın bölgeye uyuyor. Bir saniye ben hemen müdahale edebilir miyim? Konu dağılmadan hemen müdahale edelim, birbirimize anlayalım. Bugün Kars'tan Edirne'ye zaman farkı varken siz orada en yakın nokta dediğiniz yer arasında kaç saat fark vardır? Burada adam yarım saat önce orucunu açtı diye orucu kabul olmuyor. Oradaki fetva öyle, buradaki fetva öyle. Dinin kuralları var reis. Abdestsiz namaz olur mu? Ayak uydurabilme adına içtihadını aralamış. İçtihad ne oluyor abi? Kavram içtihad. İçtihad. Yani alimler bir araya gelip ettiği şeyler ve Kur'an'dan çıkan hükümleri erbabı tarafından, her işin bir erbabı mütehassısı vardır ya. Gel hocam, öyle anlaşılmıyor, sesin duyulmuyor. Bunu ama fakat asıl konuyu konuşalım isterseniz arkadaş. Evet. Deist zannediyorum. Deizm denilen inançta genel anlayış, Allah inancı var fakat ahiret yok deniliyor. Ben ayetlerden örnek vermek suretiyle biraz da mantık olayı yaparaktan. Şöyle 1400 küsür sene önce bilimden, teknikten hiç eser yokken bir peygamber zuhur ediyor. Meleği vasıtasıyla Allah Mevla'ya ona ayetler indiriyor. O ayet-i kerimelerde mesela buyuruyor ki Mevla, öleceksiniz, dirileceksiniz, hesap var, mahşet var diyor. Buna benzer birçok şey var mesela. İşte namaz kılmak, oruç falan. Bunların mükafatı var. Onları burada anlamıyoruz. Fakat bazı ayet-i kerimelerde diyor ki 1400 sene hiç bilimden eser yok. Mesela diyor ki bir ayet-i kerimede, şuradan anlayabiliriz mesela. Yeryüzünü bir yatak, dağları da kazık yaptık size sarsılmayasınız diye. Bilim adamları çıkıp diyor ki evet böyle diyor. Diyor sarsılmayasınız diye. 1400 kimsenin bundan haberi yoktu mesela. Başka bir ayet-i kerimede biz size diyor yağmur yüklü bulutlar göndermedik mi diyor. Biz mesela birkaç yüz öncesine kadar zannediyorum insanlar onları pamuk gibi şeyler zannediyor. Yağmur yüklü şeyler mesela. Aşılayıcı olarak rüzgarlar gönderdik diyor. Bazı bilim adamları ne demişler? Einstein böyle bir iddiada bulunmuş. Deve kuşu yumurtası şeklinde yaratıldığını yazmış. Einstein şöyle bir iddiada bulunmuş gerçekten mesela. Gerçekten de dünyanın formu böyle elipstir. Deve kuşu yumurtasına benzer. Şimdi yani yuvarlak dese yanlış olacak. Mevlana buyuruyor mesela, biz yoktan yarattık. Şüphesiz genişleteceğiz. Böyle bir ayet-i kerimenin mealen biz biliyoruz yani. Alimlerimiz şeyinden zaten biliyor. Einstein da böyle bir iddiada bulunduğu söyleniyor. Bir şeyde videoda seyretmiştim. Kendi çevresindeki o ilimle uğraşan bazı bilim adamı tarafından tenkit ediliyor. İlmini geri alıyor. Fakat daha sonra iki tane Rus bilim adamı dev teleskop yapıyor. Yıldızların sürekli birbirinden ayrıldığı söyleniyor. Müşrikler veyahut da inanmayanlar dediler ki biz ölüp kemik toz toprak olduktan sonra nasıl dirileceğiz? 1400 küsür sene önce Mevla buyuruyor. Parmak uçlarınıza kadar derleyip toplayacağız diyor. Niye bunu diyor? Çünkü zaten bu gücü sahiplenen bir kimse de yok. Bu, yani ben yarattım. Hassas bir denge var. Süper. Deizm çürüyor. Nasıl bunlar gerçek olduysa daha yüzlerce ayet meali var. Bilimle örtüşen. Onlar hatırımda değil. 1400 sene önce bilimden eser yok. Yani Kur'an-ı Kerim mesela her ayeti tevhid içerir. Bir harfi bile değiştirilmemiştir. Vaat etmiş Kur'an'da biliyorsunuz mealen. Hazreti Osman Efendi şehit edildiğinde radıyallahu anhum kanı Kur'an'a damlamıştı. Topkapı'da saklı. Harf demiyorum. Bir Kur'an-ı Kerim'de bir o daha bir nokta. O bile değişmemiş diyor. Değiştirilemez. Ve ben bilimle örtüşen yüzlerce şey var. Onlar nasıl örtüştüyse öleceğiz ve dirileceğiz. Deizm böyle biter. Biz demin soru sorduk. Ailenizden birisi ateist olsa onu ikna etmek için neler yaparsın? Şimdi bu arkadaş da deist. Şimdi bunu ikna etmek için neler söylersin? Bilim adamları araştırmışlar ve neticeye ulaşmışlar. Sol göğsümüzün alt tarafında dünyanın en güzel pompası. Evet, kalp denilen bir şey var. Günde vücudumuzdaki kanı 1000 defa pompalıyor. Yani böyle bir tevafuk olabilir mi? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Mesela ben şu an çok rahatsızım. Yani genelde insanlar hasta, çoluk çocuk, benim küçük oğlan da öyle hakeza. Fakat bu mevsim itibariyle insanlar çok hastalanıyorlar. Akabinde yani mandalina, portakal mevsimi bu mevsim. Mesela uzmanlar deniliyor ki bunları yiyin, tüketin diyor. Bir adam diyor ki o kadar etkileri var ki bu tesadüf olabilir mi yani? Her şeyde bir çok dakik bir düzen var, sistem. Sebepler, yani aklı, şuuru olmayan şeyler
akıllı şuurlu bir insan, ne bileyim bilmem kaç milyon hücreler, trilyon şeyler. Bir ayeti kerimede Mevla bebeğin, yavrunun anne karnında 3 evrede geliştiğini Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Duydum ki çok mesela Japon bilim adamları bunu hayrete düşüyorlar. Batı dünyasında İslam'a karşı bir yöneliş var. Bunu önlemek için işte IŞİD'dir, ne bileyim nedir, onları ortaya koydular ki o Batı'nın entelektüelleri, aydınları buna uyanmasın diye. İslam'da akla mantığa uymayan hiçbir şey yok. Yüzlerce ayet-i kerime bilimle örtüşüyor. Şu an ben sana ölüp de dirilmedim ki ama öleceksin. Bu imandır. Son din İslam. Son peygamber Hazreti Muhammed. Durum bundan ibaretken kıyamet zamanı yeryüzüne gelecek olan peygamber neden Hazreti İsa? Peygamber olarak gelmeyecek ama. Gelmeyecek. Hayır, ne olarak gelecek? Olarak gelecek? Ümmet olarak gelecek. Ümmet olarak gelecek. Şimdi tamam, bütün ümmet olarak gelsin. Bir rivayet. Ya da 120... kapıcı olarak gelsin, ne bileyim, temizlikçi olarak gelsin, ne olarak geliyorsa. Ama peygamber şimdi... olarak gelmeyecek mi? Tamam, hayır. Anlatamadım ben. Evet. Niye mi geliyor? Hayır, niye geliyor değil. Niye Hazreti Muhammed gelmiyor mesela? İsa Aleyhisselam niye gelecek? Öyle bir şey demiyorum. Bir rivayet 124 bin peygamber var, bir rivayet 224 bin. Bunların çoğu dua etmişler. Ya Rabbi bizi Muhammed'in ümmetinden eyle. Peki. Onlardan birisinde kabul olan İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam için Allah-u Teala buyuruyor. Sadece onunki mi kabul olmuş? Öldüremediler onu diyor. Sadece onunki mi kabul olmuş? Allah'ın elinde abi, ister kabul eder ister kabul etmez. İnsanları böyle imtihan etmek için. Yani Mevla için gökten indirir veyahut da bir anne babadan yoktan var eder. Nitekim onu da yoktan var etti. İsa Aleyhisselam ölmedi. Melekler tarafından cennete çıkarıldı. Ölmedi. Çünkü her canlı ölümü tadacak diyor Allah. İsa Aleyhisselam'a öyle bir özellik vermiş. Öldürmemiş. Allah değil mi abi? İstediğini yapar. İster indirir, ister taşın içinden çıkartır. Mevla'nın elinde burayız. Buna ister inan, ister inanma. İnanmak zorundayız. Zaten inanmıyorsun da. İnanmadım, nereden biliyorsun? Abi mübarek. O öyle yapmıyor. Gözüne bir baksana. Abi, o bilerek olan bir şeylere bilimsel bakıyor. Sen dedin ki böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu değil mi? Oldu. Dediğimizi de anlamıyor ya. Biz... Anlamıyor. Yok, anlıyor, anlıyor ya. Gayet anlamıyor. Güzel anlıyor ya. Anlıyor. Sen de beni anlamıyorsun abi. Yok, güzel anlıyor. Oğlum buraya çevir kamerayı. Abi bol muhabbetler. Ben anlamıyormuş. Kolay gelsin.